Ülkemiz cami mimarisinde çok zengin bir tarihi birikime sahip olması ve gelecek nesillere bu zenginliğin aktarılması gerekmektedir. Koruma kullanım dengesi göz önünde bulundurularak geleneksel tecrübeyi içselleştiren, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, aynı zamanda günümüzün imkanlarını da kullanan bir tasarım yaklaşımıyla Ünye Büyük Camii çevre düzenlemesiyle kente yakışır şekilde tasarlanmıştır. Açık, yarı açık, yarı kapalı ve kapalı mekanlardan oluşan yapı, kullanıcının bireysel ve sosyal gereksinimlerini karşılamaya yönelik kurgunun temel özelliklerinden biri de ziyaretçi dostu olmasıdır. Tasarlanan çekici yaşam çevresinin dost ve akraba ilişkilerinin kopmaması ve devam etmesi gibi sosyal konularda önem verilmiştir. Tasarımda kullanıcı katılım kavramı doğrultusunda bahçe, balkon, teras, oda, dış cephesi ve iç mekanlar gibi unsurlara kullanıcının özgür kararlarıyla kimlik verebileceği öngörülerek Ünye'mize ihtiyacı olan tesis kazandırılacaktır. Ünye Kapalı Yüzme ve Spor Salonu. Spor en üst seviye olan olimpiyatlardan başlangıç aşaması olan amatör seviyeye kadar çağdaşlığı ve barışçı mücadeleyi içinde barındırmaktadır. Spor temelinde sporcunun kendi kendisiyle yarışması, hatta bu bağlamda kendini terbiye etmesi ve sağlıklı bireyler oluşturulmasında çok önemli bir yere sahiptir. Çevredeki yapısal yoğunluğu da göz önüne alarak kitle ve yükseklik konularında duyarlı Ünye ilçesinde insanının spor ve rekreasyon gereksinimlerini karşılamak üzere kapalı yüzme ve spor salonu tasarlanmıştır. Çevre ile güçlü ilişkiler kurması düşünülen gösteri salonu fuayesi, kafeteryası ve sergi alanıyla yeme içme birimleri gösteri salonu da bulunmaktadır. E70 karayolu üzerinde bulunan Ünye Devlet Hastanesi kavşağında mevcutta araç ve yaya trafiği için ciddi tehlikeler doğuran yol üzerinde battı çıktı kavşağı projesi planlanmıştır. Bu sayede Karadeniz sahil yolu güzergahının bağımsız transit yol olarak hizmet vermesi kolaylaşacak ve hastane ile olan bağlantı ve trafik geçişleri rahatlatılarak daha emniyetli bir şekilde trafik seyri sağlanacaktır. Ünye Port. Su insanlığın ilk yıllarından bu yana kentlerin kurulması ve gelişiminde hayati öneme sahip olmuş, su kıyısında yer almak aynı zamanda sanayi gelişimini teşvik etmiş, dolayısıyla ticari faaliyetleri artırmıştır. Böylelikle limanlarda tekrar kentler için canlandırıcı, hayati bir rol oynamıştır. Ünye Konteyner Limanı tüm Karadeniz bölgesini etkileyen, Türk Cumhuriyetlerine de hizmet verecek bir yatırım ve işletme anlayışıyla tasarlanmıştır. Proje tamamlandığında 500 bin metrekare terminal stok sahası ve yaklaşık 1.8 kilometrelik toplam alana ulaşacak olan Ünye Konteyner Limanı, Karadeniz'in en büyüğü olacak ve Türkiye'yi tüm Karadeniz'de lider konumuna getirecektir. Karadeniz'i İç Anadolu'ya ve Akdeniz'e bağlayacak olan dereyolu projesiyle bütünleşecek olan Ünye Port projesi, kent ticaretini şaha kaldıracak ve tersine göçü tetikleyip hızlandıracaktır. Projemizin hedefi mevcut sahil bandını daha işlevsel ve fonksiyonel hale getirirken özelleşmiş alanlar oluşturmak ve kıyı kullanımını çeşitlendirmektir.
denize uzanan yüzer iskelelerin, Türkiye genelinde rastlanan kıyı şeridinin, denizle kurduğu tek düze ilişkinin tersine, suyla organik bir ilişki kurulabileceğine dair örnek teşkil etmesi amaçlanmaktadır. Mevcutta bulunan kayıkçıları daha aktif hale getirerek bölge turizmini canlandıracak ve dokusu bozulmadan geçmişle günümüz arasındaki çizgileri tamamlayan mimariyle Ünye sahili daha estetik ve kullanılabilir şekilde tasarlanacaktır. Haber için burada kalmaya devam edin.